Çocuk kötü hadi. Çocuğa neler bir şey yapıyorsunuz? Olmaz. Abi, yapmayın. Abi, geçen abi. Hafta sen vardı attığı yere. Lan! Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bele. Nedir bu sizde Veysel Sarı hayranlığı ya? Veysel Sarı hayranlığı Veysel Sarı hayranlığı. Objektif. Ne? İnsancıl, vicdanlı insan hayranı. Peki. Sen Ertem ol, bana sor. Ben Ertem olayım. Klibi nasıl buldun de. Ben Ertem olayım, o tamam. Fatih Terim harikadır, buyur. Ertem oldum. Emre Belözoğlu harikadır, pırıl pırıldır. Herkes hayır, pırıl. Ertem ol, sor bana ne olur. Evet klibi Ertem, klip adam mıdır? Ben rasim olarak sana sorayım. Abdülkerim hocam. Ertemciğim, klibi ellerinize sağlık. Arkadaşlarının da senin de ellerine sağlık. Sahne içinde herkes delikanlı olur, en korkak adam da. Doğru. Onun için, yani... Hocanın kullandığı tabiri söylemeyeyim, futbolla ilgili tabiri söylemeyeyim ama futbol çok namkör. Kancık. Ne ya o kelimeyi kancık ben kullanamam. Yani futbol. Sen daha beter ne kullandın, futbolcunun cenaze namazı. Ya kurmaz. Ayrı futbol. Ben, ayrı benim tarif, ben o kelime kullanamam futbol ama futbol çok namkör, acımasız bir oyundur. Bunlar... Hocam sen sinirlendin, bir şey söyler misin? Hocam değilsin. Hocam sinirlenmezsin. Ben sinirlenmem. Lan sen mi sinirlenmezsin? Düşün. Aldın kül tablosunu Ramutların kafasına koyuyordun. Hocam. Ben dış özel kaç defa, üç defa, üç defa, üç kişi tuttu sana. Beni yakın, beni yakın. Nasıl sinirlenmezsin? Sinirlenir miyim hiç? Yok, sinirlenmezsin. Hocam bak. Bir dakika ya Abdülkerim, ne dakika, niye o şey yapıyorsun ya? Sinirlenmiyor. Ya sinirlenmiyor ya? Sinirlenmiyor abi. Ya sen ne diyorsun ya? Ne sinirlenmiyor ya? Sinirleniyor mu? Sen ne diyorsun, kaç kişi tuttu ya? Kül tablosuna vuruyordu o. Nişantaşı'ndaki bir kafe içilen yerde. Hocaya küfür ederken yakaladın mı hiç? Kimin? Böyle birisine. Ya. Dağlar, ederim, küfür edebilirim. Özel hayata girmeye gerek yok. Her insan sinirlendiği zaman insan bir şeyler yapabilir. Etmem. He? Ben tehdit etmem. Hocam bak tehdit değil. Mesela ya, bizim semtte ne olur biliyor musun? Ya. Dışarıdan biri gelir mesela bizim semtte racon keserse. Oğlum akıllı ol. Burası Karagümrük derler adama. İyi bir şey değil ama. He? İyi bir şey değil. İyi bir şey, iyi bir şey. İyi bir şey. Sıkıldın bu konudan Erdem. Bulunduğun yerde dikkat edeceksin hocam. Bütün stat bize de vardı. Bize de küfür ettiler arkadaş. Hiç öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok Ertem. Hocam 90 dakika vardılar. Bilmem ne, bilmem ne. Ahmet Çakar. Vardılar mı hocam? Hocam da niye bu dillendiriyor? Hocam duymaz. Vallahi ben tekrar arkasına duruyorum. Bilmem ne diyorum bak. Kimse kusura bakmasın. Ömer Toprak adamdır. Onun da kendisine göre haklıdır. Ben Ömer haklı demedim. Fatih Terim de haklı demedim ya da haksız demedim. Ama Ömer Toprak da öyle bir şey yaptı ki bir yandan Ömer Toprak adamdır. Bak bugün bazı açıklamalar var. Öyle laflar ediyorsun ki Ömer Toprak adam yani şunu değil mi? Dire geliyor. Ömer Toprak çok şahsiyetli bir çocukmuş. Şahsiyetli. Çok şahsiyetli. Aslan mı hiç tanım ama. Yolda görsem tanımam. Uzun boylu kısa saçlı bir oğlan. Ufak kafalı böyle uzun boylu ama. Bir şey söyleyeceğim sana Ertem. Hanım beni dişçiye falan zor getiriyor kardeşim. Gel diye şuraya gidelim. Gidemiyorum, korkuyorum ben. Ne diyorsun, ne botoksu falan. Korkmasan canın acıması yapacağım ben. Ben göz ameliyat olamıyorum. Canın acıması. Ama diyor ki canın acıması. Ya sen ne botoksu baba. Ben güzel, benim güzel, ben yakışıklı çocuğum. 65 yaşında. Ben yakışıklı adamım. 65 yaşına geldiğin zaman ben daha yakışıklı olurum. İnşallah. Babacığım beni ben Avrupa'ya gidiyorum. Bana bir bakan bir daha bakıyor. Ya ben ne basamıyorum. Sana yemin ediyorum suratım var ya, yanaklarım yere düşsün. Yine yaptırmam. Babacığım ben, nasıl beni biliyorum? Ben gidiyorum Avrupa'da beni tanıyor mu insanlar? Türkiye'de bakan tanıyorlar tabii canım. Avrupa'da, ay, Avrupa'da mesela yabancılar ne var ama? Bir dakika. Ben yakışıklıyım abi, çok yakışıklıyım adamım ben. Ne var? Milano'da nasıldı? Durup durup. Ben çok yakışıklıyım abicim, karizmatiyim ben yani. Sen şaşırdın. Sebebini söyle, sebebini söyle. Niye söyle? Ortaya bir laf atıyorsun, söyle hocam. Söyleyemem. Ne yaptın gene? Ne yaptın gene? Yoktu hocam sende. Söyleyemem. Ne yaptın gene? Dur ne yaptın? Söyleyemem. Ne yaptın ortaya bilelim ya. Bana saç ektiriyor musun? Geldi büyük para teklif ettiler reklamlarda bilmem ne. Hani saç da yok kardeşim, peruk taka. Yok kardeşim, hokkabaz işleri bırakın dedim ya. Hokkabaz ne işleri abicim, saç ektirme, maç ektirme falan filan. Bırakın bu işleri ya. Yazık ya. Saç ektirilir mi? Ayıptır ya. Saç ya konuyu bizden çıkaralım ya bizden. Bizim... Herkesi doğranırız arkadaşlar. Bugün şimdi bazı isimler burası listi istersen. Şimdi sen benim... Çok yakışıklı çocuktu. Kim? Eski Nur Alço. Tipi çok güzel abi. Erkek güzel. Evet. Erkek güzeli. Olur mu? Erkeğin güzeli hamama yakışır kardeşim. Sinan bırakın abi bu işleri ya. Evet abi. Bize diyorlar ki. Ne? Ne? Ne dedi? Bak ne dedi? Duyum sen hiç iki senedir görüşmüyorsun. Hoca Fatih Hoca'yla görüşüyor mu? Doğru hocam? Doğru, gözlerime bak. Gözlerime bak. Hoca. Gözlerime bak hocam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hocam bir dakika. Kim sıvacı şimdi? Bir dakika. Kim oldu sıvacı hocam? İtiraf edeyim mi? Bir dakika, Allah elini vicdanına koy, bir şey söyle. Gözlerime bak. Ben 1,5 yıldır Fatih Terim benimle konuşuyor mu? Dur. Konuşuyor mu? Hayır. Bak ben elimi vicdanına koyuyorum. Vicdanıma koyuyorum. Yemin ediyorum Fatih Terim benimle konuşmuyor. Evet. Ben sıvacı oluyorum. Evet. Sen konuşuyorsun, bunu saklıyorsun.
Ben sıvacı, sen ben sıvacı olmuşsun. Ben söylüyorum, haftanın 4 günü sabah 8'de beraber otururuz. Bizim bir garson yerimiz. O sucukları getirir, ben ya yumurtaları. Sahanda sucuklu yumurta erken yaparız. Ben gidiyorum, hoca gel. Hazır pişmiş. Geleceği bir alan, ver müziği ya. Ver müziği Serkan. Beyler. Fırından yeni çıkmış ekmek, ver kardeşim. Sucuğun yağıyla o yumurtanın üzük sarısını haftanın 4 günü 4 saat kahvaltı edin. Ne diyorsunuz siz ya? Deli misiniz beyler? Hocam görüşmüyor musun bir ya? Bir kere telefonla konuşup mahkemeyle başka bir daha da görüşmedik. Fatih Hoca ile. Allah evet, Allah. Ben de yalan yok. Ben görüşüyorsun biliyorum ya. Ya ben neyi görüşüyorsam bir şey söyleyecektim hadi şimdi. Geçen gün gitmişsiniz gibi. 36 gelsin. Ya Sinan sen de bizi havaya sokuyorsun görüşmüyor diye. Görüşmüyorum da. Görüşmedim bakın. Belki 3 senedir canlı görmedim. Hocama ya telefonda konuşuyorlar. Bir defa konuştum diyorum. Bir defa. Ahmet hocama iftira atma Sinan. Velev ki bir dakika. Velev ki her gün konuşuyorum. Tabii canım. Volkan Demirel'i Hollanda kritik maçı almamak sportif ihanettir. Kesin ya. Ya Volkan'ı almamak ihanet. Evet. Çalhanoğlu'nu almamak ihanet. Onu al ihanet. Öbür türlü ihanet değil. Ya. Onu niye aldı onu? Ya hocam o zaman geçin milli takımın teknik direktörü olun. Hay hay. Getirin. Tamam. Hocam, tamam ayrılın Fatih Hoca oradan. Yıldırım Bey getirin önüme bu kahveyi. Şey boş bu kahveye imza atacağım. Hayır. Türk milli takım. Seni de şey yapacağım. Basın altta ilişkiler müdürüm. Ben istemem hocam Allah korusun. Milli takım başına geçirdi. Hocam biz şimdi Volkan'ın hatalarıyla milli maç kaybettik. Kaybettik. O başka bir şey. Tamam ya bak şimdi hocam. Hocam Volkan Demirel eğer bu maçta kaleci hatası yüzünden mağlup olursak bunun hesabını Fatih Terim ödemeye hazır biridir. Sen çok doğrucu başsın bu televizyonculuk böyle değil mi? Arasında televizyonculuk teknikleri var mı? Yapma. Abacığım bir şey anlatıyorum sana. Bak itiraf etti. Benim televizyonculuk güzel... tekniği yapıyor. Ama niye? Dinle, 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 dinle. Öyle mi? Reytingler güzel geldiği zaman hoşunuza gidiyor. Oynuyorsunuz. Tıkı 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 tıkı. Sinan Engin reytinglendi. Reyting kanal ayrı bir şey. Bir şey anlatıyorum. Ben bugün bak bir şey anlattım. Bir çok önemli bir futbol adamıyla konuştum. Sinan Engin adam. Bana dedi ki. Hay Sinan Engin'in de. Ya boşver ya. Ya bir şey anlatıyorum kardeşim. Kardeşim bir dur oğlum. Bana şunu anlat. Apocuğum bak. Dur, ben sen bana anlat. Şunu bana söyledim anlat, ben. Hayır. Buradayım. Adam gelmez diye. Adam tamam, dedi okay ki diyor. Keşke Fenerbahçe getirebilse dedi. Getirebilse. Bir daha söylüyorum buradan. Star Televizyonu Genel Müdürü Ömer Bey. Ömer Bey. Televizyonu bakın. Yine söylüyorum bir daha televizyon. Sinan Erman yerde. Ne olur Lösev'in yollayın. Sinan'ımın keçinin. Aynı bizim hediyeler önemli değil ama Lösev'in arabasını lütfen yollayın. Veya onun karşılığı parayı yollayın. Yapmayın. Geldiğimize değsin abi. Öyle deme. Hoca tabii. Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı. Aynen. Abdülkerim yoktu Engin, gelmedi. Tabii. Nereden kalktı? Ben katılıyorum. Ömer Özgüner. Lütfen. Ömer Özgüner'in de rica ediyorum. Mehmet Erbil. Erman Yerdelen geleni yapacaktır. Lütfen Mehmet Erbil. Sen de Harun'u koy. Kon gönlü hem Lösev'e hem de bize. Bize de gönlü göndersin. Biz de onun basında. Önemli bir virajdayız. Bana ne? Yorumlarımızı daha evet. Yapıcı yapalım. Ya neyin yapıcısı? Volkan'ın olmadığı yer ben. Normalde mesajlar, bir şey diyorum. Hocam eleştirirseniz ama eleştiriniz belli ölçüler içerisinde olmalı. Peki ben daha özür diliyorum. Cici babana. Evet, cici babana. Ne alakası var? Özür diliyorum. Bazen sen Ertem, senin cici baban var ya Fatih Terim. Sen hangi hakla benim sportif mutluluğumu Volkan Demirel'i almamakla engellersin? Sen de futbolu biliyorsun güzel. Ben de senin kadar biliyorum hoca. Sana aynen, yakın biliyorum. Aynen. Karar merci sensin okey. Ama konuşma merciği de benim. Sen hangi hakla? Hocam Volkan Demirel'in yardımcısını milli alıyorsun. Milli maç öncesinde daha yapıcı olalım. Ya yapmayın işte, hocam. Ne olursunuz bırak, bakın. Burada da mı ondan sonra kurgu diyorlar. Sen diyorlar bu diyorlar. Yapmayın ben, hocam. Bitince haber ver ben devam edeceğim. Ama bir şey söylemek istiyorum. Böyle yaparsan daha da kudururum. Hocam cuma günü basın toplantısı düzenleyecek. Cumartesi günü maça çıkacaklar. Bana ne ya? Hocam bak maça çıkacaklar. Bırakın derli toplu oynasınlar. Niye bırakacağım ya? Yensinler gelsinler. Lafım yok. Gruptan çıksınlar ondan sonra hoca da kendini eleştirir. Siz de kendinizi eleştirir. Yani siz de eleştirirsiniz.